İkinci sınıf matematik dersi zaman ölçüleriyle ilgili problemlerin çözümünü birlikte yapmaya çalışalım. Bugün 14 Nisan Perşembedir. Babam 2 hafta 3 gün sonra iş gezisine çıkacağını söyledi. Babam kaç gün sonra iş gezisine çıkacaktır diyor. Ne zaman çıkacak? 2 hafta 3 gün sonra. Ayın kaçını falan söylemiyorsan aslında 14 Nisan burada seni çeldirebilir. Sen geçen zamanı istiyor senden. Babam 14 Nisan Perşembeden itibaren 2 hafta 3 gün sonra iş gezisine çıkacak. Yani senden istediği kaç gün dediği için 2 hafta 3 gün neye denktir? Onu istiyor senden. Çok zor bir soru değil aslında bu. Bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorsun sevgili öğrencim. İkinci hafta da 7 gündür değil mi? Yani 2 hafta 7 kere 2'den ya da 7 artı 7'den kaç eder? 14 gün eder. Şimdi 2 hafta 14 gündür. 3 gün daha var üzerinde. 14 ile 3'ü topluyorum. 4, 3 daha 7. 1'i de aşağı indirdim. 17. Doğru cevabım 17 gün sonra iş gezisine çıkacaktır ile A seçeneğidir. Saat 17'de başlayan televizyon filmi saat 18.30'da bitmiştir. Buna göre filmin süresi aşağıdakilerden hangisidir? Düşün ki 9'da derse başlıyorsun ve dersin saat 10'da bitiyor. Kaç saat ders çalışmış olursun? 1 saat. Peki bu 1 saati nasıl buldum sevgili öğrencim? Ondan 9'u çıkarttım değil mi? Bu tarz sorularda ileri olan zamandan geri olan zamanı ya da bitişten başlangıç zamanını çıkartman gerekiyor. Bu film 18.30'da bitmiş yazıldı ve bu film 17.00'da başlamış. Toplama yapanları biliyorum bu tarz sorularda. Lütfen dikkat edelim. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır, 3'ten 0 çıkarsa 3 kalır noktayı koydum. 18'den 17 çıkarsa 1 kalır. 1 saat 30 dakika yani 1,5 saat doğru cevabım C seçeneğidir. 2 ay, 2 hafta, 10 gün toplam kaç gündür? Şimdi sevgili öğrenciler zaman konusu burada ölçü. Matematikte ölçüler içerisindedir. Yani zaman ölçüleri vardır, para ölçüleri vardır, uzunluk ölçüleri vardır, ağırlık ölçüleri vardır, sıvı ölçüleri vardır vesaire vesaire. Ölçülerde en önemli şey nedir biliyor musun? Burada senden toplama yapmanı istemiyor aslında. Burada senden acaba sen birimleri birbirine çevirebiliyor musun? Onu istiyor sen. Toplam kaç gündür? Sorunun sonuna bakar mısın? Gündür diyor. O zaman burada hepsini benim güne çevirmem gerekiyor. Artı bir not, bir ayında 30 gün olduğunu söylemiş. Şimdi bir ay 30 günse 2 ayı bulmak için 30'da 2'yi çarparım değil mi? 30 artı 30'dan da bu işi yapabilirsin. 2 kere 0 0, 2 kere 3 6. 60 gün buradan geldi. 2 hafta diyor. Bir hafta 7 gündü. 2 haftayı bulmak için 7 ile hemen 2'yi çarpıyorum. Orada 14 gün daha geldi. Bir de 10 günde kendisinden vermiş değil mi? Yani 2 ay hafta ve günü de vermiş. Bu durumda sevgili öğrencim 2 ay 60 gün eder. 2 hafta 14 gün eder. Bir de 10 gün daha üzerine eklemeni istiyor senden. 4'ü aşağı indirdim. 6, 7, bir de burada 8, 84 gün. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz buna göre hangi seçenekteki bilgi yanlıştır diyor. 6 saat okuldayım, 9 saat uyuyorum, 1 saat ders çalışıyorum diyor. Özlem'in okulda, uykuda ve ders çalışırken geçirdiği süre 16 saatte 9 saat uyuyor, 6 saat okuldayım. 1 saatte ders çalışıyoruz. 9, 1 daha 10, 6 da orada 16 saat eder. Demek ki Özlem okulda, uykuda ya da ders çalışırken geçirdiği zaman süre 16 saattir. A seçeneği doğrudur. B'ye bakıyorum. Özlem'in uykuda geçirdiği süre okuldakinden 2 saat fazladır. Özlem'in uykuda geçirdiği süre 9 saat. Okulda 6 saat. 9'un 6'dan 2 saat daha fazla olduğunu iddia ediyor. 9'dan 6'yı çıkartırım. 2 saat arasındaki farkı almam gerekiyor burada. Üçgen burada 2 diyor. Yanlışlık maalesef B seçeneğindedir. Yine C seçeneğine de tabii ki bakalım. Özlem'in geri kalan zamanı 8 saattir diyor. Bir günün 24 saat olduğunu biliyorsun. 16 saatini okulda uyumayla ve ders çalışmayla geçiriyorsa 24'ten 16'yı çıkartıp geriye kalan 8 saati bu şekilde de bulabilirsin. Yine C seçeneği de doğrudur. Bir diğer sorumuz otobüsümüz İstanbul'dan saat 19'da hareket etti. 2 saat gittikten sonra yarım saat mola verdi. Moladan sonra 3 saat daha giderek Ankara'ya vardı. Ankara'ya vardığımızda saat kaçı göstermektedir? Şimdi 2 saat gidiyor. Yarım saat yani 30 dakikada mola veriyor. 3 saat daha gidiyor değil mi sevgili öğrencilerim? Yani saat 9'da hareket etti. 2 saat gitti. 30 dakika mola verdi. 3 saat daha gitti. Saatlere baktığım zaman 3, 2 daha 5 saat yolda geçmiş. Bir de şimdi geçiren zamanı istiyor zaten orada.
30 dakika da mola vermişsin sen. 5 saat 30 dakika boyunca saat 9'da hareket etmişsin ya. 5 saat 30 dakika sonra Ankara'ya varmışsın. Şimdi sen 09'da yola çıktın. Üzerine 5 saat 30 dakikayı da ekleyelim. Bu kadar yolda zamanın geçiyor. 03.95 daha da 14 eder. 14.30 yani öğleden sonraki saat 2.30'dur. Doğru yanıtım A seçeneği. Bir diğer sorumuz, Murat evden sabah 8'de çıkıp yarım saat sonra okula varmaktadır. Aşağıdaki saatlerden hangisi Murat'ın okula varış saatini göstermektedir? 08.00'da yola çıkıyor. 30 dakikadır yarım saat değil mi? 8 ile 30'u toplama sevgili öğrencim. Aman dikkat edelim. 30 burada dakika, 8'in de burada saat olan olduğunu unutmayalım. Hepsini de kendi bölümlerine yazacağım. 30'u yazdım, 08'de ekledim. 8'de yola çıkmışsan yarım saat sonra buçuk, 8.30'da oraya varman gerekiyor. 8.30'u gösteren, bakın A seçeneği saat 8, saat başıdır. Aynı zamanda C seçeneği saat 9, saat başıdır. 8.30 zamanı 8 ile 9'un da arasında bir akrebin olması gerekiyor. 8'i geçmiş, ne kadar geçmiş? Buçuk kadar, yani 30 dakika geçmiş değil mi? Buçuk geçmesi için de uzun olan yelkovanın 6'yı göstermesi gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. 1 hafta 7 gün, 1 ay 30 gündür. 6 hafta 1 aydan kaç gün fazladır diyor. Şimdi 1 hafta 7 gün ise 6 haftayı 7 kere 6'dan bulabilirim. 7 kere 6 42 gün eder. 6 hafta dediği sevgili öğrencilerim 42 gündür. Diyor ki bana 42 gün 1 aydan yani 30 günden kaç fazladır? İki sayı arasındaki farkı bulacaksın burada. 42 gün 30 günden kaç fazladır? Mesela benim yaşım 10, senin yaşın 8. Ben senden kaç yaş fazlayım? 2 yaş. Nereden buldun? 10'dan 8'i çıkarttım. İki sayının farkını aldın yani. O zaman bu şekilde de çıkarma işlemini yapmam gerekiyor. 2'den 0 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 12 gün daha fazladır. Doğru yanıtım C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ayşin 3 hafta 5 gün yürüyüş yapmıştır. Günde 2 saat yürümüştür. Ayşin bu sürede kaç saat yürüyüş yapmıştır diyor. Şimdi günde 2 saat yürümüştür. Buradakine göre bizim baz almamız gerekiyor sevgili öğrencilerim. Yani kaç tane gün varsa o kadar 2 saat yürümüştür. Öncelikle elimde kaç gün var bizim onu hesaplamamız lazım. Bizim elimizde 3 hafta 5 gün diyor. Şimdi bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorsun. 3 hafta ne yapar? 7 kere 3'ten 21 gün eder. Daha sonra yanında da bir 5 gün daha varmış. 21 ile 5'i toplayıp 26 gün boyunca her gün 2 saat yürümüştür sevgili öğrencim. Birinci gün 2 saat, ikinci gün 2 saat, üçüncü gün 2 saat, dördüncü gün 2 saat. Beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün, sekizinci gün bu gider böyle değil mi? 26 tane 2 yazarım ben buraya sevgili öğrencim. Çarpmanın tanımı neydi? Oradan da bakalım. 26 tane 2. 26 tane 2 şöyle uzun uzadıya yazdım. 26 tane 2, 26 defa 2, 26 çarpı 2, 26 kere 2 bunların hepsi de çarpma ifadesi. Yani bu durumda tane kelimesini yakalamak önemlidir çarpmada. Tane yerine çarpıyı koyduğun zaman 26 ile 2'yi çarptığın anlaşılır zaten. Eldeli bir çarpma çok zor değil sevgili öğrencim. 2 ile 6'yı çarptım ne eder? 12 eder. 12'nin birler basamağında 2 var. 2'yi buraya yazdım. Geri kalan onlar basamağındaki 1'i de elde olarak tutmam gerekiyor. Eldeyi üstüne ekleme şansım yok. Önce çarpacağım, sonra elde ekleyeceğim. Çok zor değil bu. 2 kere 2 4, 1 de burada 5 eder. 52 doğru cevabım B seçeneğidir. Her gün 2 saat ders çalışan bir öğrenci 3 haftada kaç saat ders çalışmış olur sevgili öğrencilerim? Her gün 2 saat ders çalışıyorum. Günü burada kıyaslama yapmam gerekiyor. Ne kadar günüm varsa o kadar 2 saat ders çalışıyorum ben. Bir hafta 7 gündü. Daha deminki soruya da biraz benziyor. 7 kere 3'ten 3 haftayı bulacağım. 21 gün eder sevgili öğrencim. Yani ben birinci gün burada 2 saat ders çalışıyorum. İkinci gün 2 saat. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Kaç tane var bu şekilde? 21 tane 2 saat yazmam lazım değil mi? 21 tane 2'yi yazdım. Tane yerine çarpıyı koyunca zaten ortaya işlem çıkıyor sevgili öğrencim. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, 42 saat ders çalışmış olurum. Doğru cevabım B seçeneğidir. 1 saatin çeyreği kaç dakikadır diyor. Sevgili öğrencilerim, bu bizim saatimiz olsun.
Bu saatimiz sarı renkte olsun. Bu saatimizi yataylamasına ortadan ikiye böldüm. Bu saatimizi dikeylemesine ortadan ikiye böldüm. Ve ortaya çıkan şu parçaya da ne dedim? Çeyrek saat dedim. Bu çeyrek saat bir bütünün dörtte biridir. Şimdi bir saatin 60 dakika olduğunu biliyorsun. 60'ı 4'e bölerek çeyrek saati bulabilirim. Eldeli bölme, iki basamaklı sayılarda bölme yine 3. sınıftan itibaren göreceksiniz ama ben yine bunun da çok zor olduğunu düşünmüyorum. Aranızda farklı bilenler de vardır diye düşünüyorum. 6'da 4 bir kere var. Bir kere 4, 4. Direkt 60 içerisinde 4'ü aramayacağım. Sırayla. 6'nın içerisinde 4 var zaten. 6 4'ten büyük bir sayıdır. Dolayısıyla 6'da 4 olabilir. Tabi bunlar da zorlanan ikinci ve üçüncü sınıf ders videolarımdan özellikle site içerisinde konu anlatımlarına bakabilir. Bununla ilgili soru çözümleri alıştırmalarımız dünya kadar var sevgili öğrencim. Oradan da yine bakabilirsin. 6'da 4 bir kere var. Bir kere 4 4. 6'dan 4'ü çıkarttım 2 kaldı. 0'ı da aşağı indirdim 20. 20'de 4. 4, 8, 12, 16, 20. Kaç çizgi çektim 4'er 4'er? 20'ye kadar sayarken 5 tane. O zaman 20'de 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20 çıkarttım ve 0'ı buldum. 15 dakika tabii bu bilgiyi direkt ezbere de bilmen gerekiyor. Yarım saatin 30 dakika, çeyrek saatin 15 dakika olduğunu. Bir işçi 2 hafta 4 gün izin kullandı. İşçinin izni kaç gün sürmüştür? Şöyle yapıyor adam. İşte 2 ile 4'ü toplayın. İşçinin izni 6 gün sürmüştür. Ben önce sana hatalı işlemi, yanlış olan işlemi göstereyim. Sevgili öğrencim burada gün ile haftayı toplayamazsın. Bizim burada toplayacağımız 2 haftayla artı 4 günü toplayacağız. Bir de şunu söyleyeyim. İşlem sonucunda diyor ki kaç gün sürmüştür? 2 hafta 4 günün bana kaç gün sürdüğünü istiyor. O zaman buradaki haftayı önce benim güne çevirmem gerekiyor. 1 hafta 7 gündü. 2 hafta 7 kere 2'den 14 gün olur. Yanında da bir 4 gün daha var. 14 ile 4'ü toplayıp bu verilen zamanın 18 gün olduğunu bulabilirim. Bir sinema filmi 13.20'de başlayıp 15.10'da bitmiştir. Bu film nokta 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 yukarıdaki ifadeyi hangisiyle tamamlamak doğru olur diyor bize sevgili öğrencilerim. Şöyle dese ki burada değişik bir dakika durumu var. Deseydi ki bana spor yaptım 9'da başladım 10'da bittim. Kaç saat sürdü? 1 saat. Ne yaptım? 10'dan 9'a çıkarttım. O zaman burada da bitiş tarihinden başlangıç tarihini çıkartmam gerekiyor. İki türlü çözeceğim sana bu soruyu. Zorlananlar var çünkü bu tarz sorularda. 15-10'dan 13-20'yi çıkartacağım sevgili öğrencim. Burada genel olarak dakika kısmına bakmamız gerekiyor. 10'dan 20 çıkar mı? Çıkmaz. Dolayısıyla burada hani komşudan bir onluk alma meselesi var ya. Burada da şimdi birisi dakika, birisi saat. Dakika ne yapacak biliyor musun? Komşudan bir tane saat alacak kendine. Artı şu formülden de yararlanmam gerekiyor. Bir saatin 60 dakika olduğunu biliyorsun zaten. Yani ben komşudan bir saat aldım. Burada 15 tane saat var. Bana bir tane saatini versin. Kendisinde 14 saat kalsın. Bir saat de 60 dakikaydı. 60'ı da 10'un üzerine eklersem ne olur? Burası toplamda 70 dakika olur. Şu anda 70'ten 20'yi çıkartabilirim. 70'ten 20 çıkarsa 50 kalır. Noktayı koydum. 14'ten de 13 çıkarsa 1 kalır. 1 saat 50 dakika sürmüştür bu film. 1 saat 50 dakika. Biri geçmiş mi? Evet. 2 olmuş mu? Hayır. O zaman bu film 1 ile 2 saat arasında işte izlenmiştir. İkinci yola da bakalım. İkinci yolda da tamamlama yöntemiyle yapabilirsin sevgili öğrencim. Bak 13-20 değil mi? 13-20'yi hani 13'ten sonra ne gelir? 14 gelir değil mi? 14 olana kadar kaç dakika geçmesi gerekiyor? 40 dakika geçmesi gerekiyor. Saat 13.20, 40 dakika daha eklersen 14 olur. Bir sonraki saate tamamlıyorum. Daha sonra saat 14 oldu, 40 dakika ekleyerek. Daha sonra biz bunun üzerine 1 saat daha ekleyerek ne yaparız? 14'ü 15 yapıyoruz. 15 10'da bitmiştir diyor. 15'li saat üzerine ben 10 dakika daha ekleyerek yine başlangıç saatinden bitiş saatine kadar ilerledim. Ne var orada? Bak orada bir tane saat var. 40 dakika ve 10 dakikayı toplarsak orada bir de 50 dakika var. 1 saat 50 dakikayı bu şekilde de bulabilirsiniz.